Yeni Mecra'dan merhabalar. Bugün 7 Nisan Çarşamba, medyanın gündemiyle birlikteyiz. Gazete manşetlerini konuşacağız, yorumlayacağız. Burcu günaydın, nasılsın? Günaydın, iyi günler. Neler? Bakalım bugün gazetelerde neler var? Yine amiraller tartışması devam ederken dün bir Yargıtay'ın tebligatnaması oldu ve 10 Ekim davası ile ilgili şaşırtıcı bir süreç devam ediyor. IŞİD'lilere verilen cezalar neredeyse az bulundu diye yorumlayabiliriz. Detaylarına gireriz. Ardından Melis Alpan'ın davası vardı. Oraya biraz bakarız ve Ramazan yaklaşıyor. Hayat pahalılığı bu şekilde devam edecek. Evet. O zaman gazetelere ben başlayayım. Sabah gazetesi gizli imzacı Kılıçdaroğlu diyor. Bunu Devlet Bahçeli'nin ağzından sözlerini veriyor. Taşımış. Sözlerini manşete taşımış. Manşeti ikiye bölmüş Sabah gazetesi. AB'den Türkiye 5 zeytin dalı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının Erdoğan görüşmesini manşetine taşımış. Ekonomi, gümrük birliği, sığınmacılar, Türkiye ile ilişkiler, genel Avrupa Birliği ilişkiler ve Doğu Akdeniz biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nin ahim kararlarını takip etmekle yükümlü. Onu uygulamıyordu. Orada bir tepki vardı. Muhtemelen bu Doğu Akdeniz'le takas yapılacak. Yani çok klişe bir laftır. Kürtler arasında burada Kürtlerin kellesi bağısına Doğu Akdeniz'den çekilinecek gibi öyle bir sinyal görülüyor. Oradaki maddelere de baktığımız zaman aslında çok farklı toplumsal ayağda olan çok farklı yansımalarını biz ileride göreceğiz gibi. Çünkü mültecilerle olan kısmı da var. Biliyorsunuz evet. O da çok tartışma konusuydu ve hala devam ediyor bir ırkçılık tartışmaları üzerinden. Yine değiniriz evet. O kısma. Evet, korkusuz da millet ikinci el ayakkabı sorar hale geldi. Bu da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini manşete taşıyor. Grup konuşmasından manşete taşıyor. Antalya'da bir ayakkabıcı 30 yıldır ilk defa ikinci el ayakkabı var mı diye soruldu dediğini aktarıyor Kılıçdaroğlu. Yokluk diz boyu, İkinci Dünya Savaşı'nda bile böyle olmamıştı diyor. Onu manşete almış Korkusuz. Korkusuz'un diğer bir haberi de 177 bin işçiyi suçlayıp kovdular. Kod 29 diye. Dün de bahsetmiştik. Bugün de biraz gireriz. Sürdürmüşler. Yoğun bakım alarm veriyor. Bu önemli bir haber. Ben bunu başka bir yerden de aktaracağım. 50 bine yaklaştı. Evet, vakalar. Evet. Bu kadar yoksulluğu oldu bir yerde. Az önce sen de dikkatini çektin. İçeride biz gazetelere bakarken. En zengin 5 Türk var. Yani yoksulluğun diz boyu olduğu yerlerde. Dolar milyarderleri zorlayıp giren evet. Murat Ülker var, Elman Irılacak var, Ferit Şahink var, Filiz Şahink, Semahat açlıktan intihar etme noktasındayken evet. Hemen ben diğerini Yeni Çağ küstah ABD Türkiye'yi hasım ilan etti diyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin S-400'lerle ilişkisi, Amerika ile ilişkisini germişti. Katsa yasaları gereği savunma sanayi müsteşarlığı ve bürokratlarına yaptırım uygulanmıştı. Yaptırım belki sembolik bir yaptırım ama uluslararası finans kuruluşlarını etkileyen bir boyutu var. Bugün bununla ilgili gelişmeler olacak. Çünkü bugün yürürlüğe giriyor Amerika'da gece yarısı. Evrensel acil diye İstanbul Tabip Odası'nın en yapmış olduğu açıklamayı manşetine taşımış. 5 acil tedbir diyor. Hemen kısaca ileteceğim. Yaygın test, hızlı aşılama, ekonomik sosyal destekli kapanma, sistematik filyasyon, etkili izolasyon öneriyor. Acil kamulaştırma, yeniden sosyalizasyon.
Yani o özelleştirmelerin tersine çevrilmesini istiyor. Şeffaf yönetim, insan hakları merkezi, pandemi ile mücadele diye 5 temel konuda acil bir çağrı yapmış. Bir yıl aşkındır Türk Tabipler Birliği ve Tabipler Odası'nın aslında değişmeyen evet. çağrılarından bir tanesi. Evet. Ne yazık ki acziyetini hala koruyor. Ben Hürriyet ve Milliyet'i de hızlıca aktarayım. Mekanizma araştırılıyor diyor. Manşete almış Milliyet gazetesi bildiriyi. Bunların arkasında başka şeyler olabilir diyor. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasını almış. Yani bir süre daha oraya odaklanacak gibi. Çünkü bu generaller, amiraller yani yaşları gereği gözaltına alınamayacak kadar yaşlı olanlar var. Pandemi nedeniyle zaten yaş kısıtlaması var, sokağa çıkamıyorlar. Yani şey yapsalar, dışarı çıksalar, sokağa çıksalar, polis gidip onlara pandemiden dolayı ceza kesecek. Çünkü yaşlı emekli amiraller. Ama iktidar güzel bir şey bulmuş durumda. Son olarak benim elimde Hürriyet var. Avrupa'ya gönül selamı diye Erdoğan'ın korona meclisinde dolayı tokalaşmamış olmasını. Resmileşmelerden gönül evet, selamına doğru gönül selam. Akan bir yol var. Evet. Avrupa Birliği'ne böyle ne diyorlar ona böyle yapıyorlar değil mi? Sınır kapılarını açmak. Tabii. Özellikle mülteci ve göçmenlerle evet. tehdit eden bir noktadan biz istediğimizi yaparız evet. söyleminden. Evet. Gönül selamına kadar. Yani her şey o gün ne gerekiyorsa o yapılıyor. Evet. Doğrusu olan da Avrupa'yla doğru ilişki kurmak. Hani bütün evet eskisi kötüydü. Evet. Bütün ülkelerle, bütün evet. komşu ülkelerle evet. iyileştirme çabalarımı biraz sonra ayrıntısına bakacağız. Evet. Bir çıkar sende, meselesi mi, iyileştirme çabaları mı nedir? Evet, sendeki gazeteler. Ben Bir Gün'le başlayayım dilersen. Bir Gün'de yine Avrupa Birliği ile Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeyi almış. Yine İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı acil açıklama 28 günlük tam kapanmadan bahsediyor. Pandemiyle giden ve ağırlaşan vakalardan bahsediyor. Yine burada dün de taşımıştı ilk sayfasına. Devlet izniyle zorbalık diyor. Sırtını iktidara dayayan patronlar işçi düşmanlığında sınır tanımadı. Bir yılda 177 bin işçi kod 29 ile işten çıkarıldı. Buna göre günlük 491 emekçi işini kaybetti diyor. Bu haberin evet. detayına geliriz. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'te yine Kılıçdaroğlu'nun amirallerle ilgili konuşmasını manşete taşımış. Yüksek yargı esas duruşta. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının emekli amirallere tepki göstermesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu halkın gündemini çalmak için telefonlar Yargıtay'a siz de bildiri yayınlayın. Hepsi esas duruşta. Bu sivil darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Danıştay'a bir telefon hay hay bizde diye konuştu. Dün diyor. Ben de bahsetmiştim aslında Burcu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli asker derneklerinin yöneticilerini, başkan ve yönetim kurulu üyelerini davet edip, hadi bu bildiriyi kınayın tarzında bir telkini olmuştu. Hatta buna dönük hemen açıklamalar da yayınlanmıştı internette ve o emekli askerlerin kurumsal olarak dernekleri hayır biz görüşme yaptık ama kınayan bir laf etmedik diye açıklamıştı. Yani emekli asker derneklerine yapan muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi Yargıtay Danıştay'a da yaptı ki Yargıtay Danıştay bu işin başında yani şeyin bu bildirilerin yargılayabilecek bir mekanizma da yargının başındaki bir kurum.
Onlar da tarafını belli etti. Tarafını zaten son zamanlarda olduğu gibi hizaya getirme çalışmaları iktidarın devam ediyordu. Biz bir gün önceden yine manşetlere baktığımızda sabahla Yeni Şafak manşeti de neredeyse aynıydı. Millet iradesini ortaya koymuştu amirallerin bildirisine karşı. Bir yanıyla hem halkı aynı zamanda oradan yedekleme çabası hem de buradan bürokratik alanlardan bir baskı uygulama, muhalefete bir baskı uygulama çalışması uygulamakla birlikte aslında kendi yerini de biraz olsun sağlamlaştırmaya çalışıyor diyelim. Sözcüye geçelim. Yine amiraller meselesi var. Türkiye nereden nereye geldi diyor. Bunu başlığına taşımış. Eskiden asker fişliyordu. Şimdi askerler fişleniyor. 17 yıl önce görevdeki askerler sosyete dahil herkesi fişlediklerinde AKP tepki gösteriyordu. Şimdi emekli amirallerin fişlendiği ortaya çıktı. Evet, durum ne yazık ki böyle. Birbirini fişleyen ve çıkarlarına göre birbirini ezen, ezmeye çalışan bir topluluk haline geldik ne yazık ki. Yalnız buna tepki çekmek için sözcü başlığına böyle almış ama yani askerlerin fişleme meselesi de aslında olumlu gösterecek bir yan değil. Oradaki boşluklar ne yazık ki ya da uygulanmayan adalet sistemi, yerine getirilmeyen adalet bugün burada şimdi hedefe amiralleri, askerleri, TSK'yı ve bütünüyle bir halkı aslında koymuş durumda. Aslında Burcu, bu manşetin bir evvelki aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında hani bu amirallere yönelik böyle daha temkinli bir açıklama yaptı. Hani bunların bağlantılarına işaret etti. Ama onu okuyacaksınız gibi bir şey söyledi. Yani doğrudan kendisi şu amiral şu yakını CHP'li, kendisi CHP üyesi ya da İYİ Parti üyesi ya da MHP üyesi gibi bir şey söylemedi. Ama muhtemelen Cumhurbaşkanlığı'nın hemen böyle bu konuda bir takım çalışmalar olmuş olsa ki hemen medya yayınladı. O amiralin kimi, nerede, çocuğu nerede, kardeşi, eşi. Dil olarak da sıkıntılı, habercilik açısından da sıkıntılı. Yani direkt olarak bu defa kişiyi hedef gösteren bir noktada. Gerçekten çok sıkıntılıydı. Ben de onu zaten hiçbir gazetecinin şeyleri, örnekleri, öne çıkan örnekleri vazgeçecek olursak onlardan hiçbir gazetecinin böyle bir şey yapacağını zaten zannetmiyorum ama İktidar kanadından tabii çıkabiliyor. Burada bir şeye değineceğim. Şimdi Ramazan geliyor. Pideye yapılan zam %33'lük zam var. Bunu da... Evet, bu Ramazan pidesine araya bir girebilir miyim izninle? Tabii. Sunarken, şimdi Sabah gazetesinde Ramazan'la ilgili ekonomi sayfasında, ekonomi ve finans sayfasında, sadece ekonomi ve finans sayfasında iftar sofrasına zam yok manşetiyle Betül Alakent'in haberi var. Yani bolluk bereket içerisinde bu Ramazan'da herkes hayatını yaşayacak. Evet. Anladığımız kadarıyla. Şimdi rejideki arkadaşım Ayşe arkadaşımdan ricam iftar sofrasına zam yok haberi var. Hemen yanında da Ramazan İstanbul'da Ramazan pidesi 4 TL. Yani aynı sayfa ama. Yani birisi manşette, birisi haberin en dibinde. Yani böyle hani bir aslında zam geldi dememiş. 4 TL demiş. Geçen yılki fiyatından bahsetmiyor. Gelen zamdan da bahsetmiyor. Değil mi? Onda nasıl böyle gizleme yolunu seçiyor? Orada evet, bir incelik yani, yapmaya çalışmışlar. Yani şey zamlar ne diyorlar? Çuvala sığmıyor. Mızrak, sayfalara sığmıyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Mızrak çuvala sığmıyor ama bence zamlar da manşetlere sığmıyor. Evet. Sığmıyor. Biz sonrasında da belki bahsederim. Evet. Dün sokağa çıktığımızda da gördük Ankara'da. Ne yazık ki insanlar öğle yemeğini artık simit ve ayranla geçiştirmek durumunda. Sokakta simit ve ayranla geçiştirmek durumunda kalıyorlar ki böyle güzel her şeyi olan bir Ramazan sofrası et yemediklerini, yıllardır sofralarına et girmediğini söyleyen insanlar var. Evet, ben aslında Burcu dün sokaktaydım.
sokağın nabzını tutmaya çalıştım. Muhtemelen bu yayından sonra o videoyu paylaşacağız. Mikrofonu uzattım. İnsanlar nasıl, hayat pahalılığı nasıl, onu nabzını tuttun. İzleyicilerimize evet, müjdeyi, buradan... müjdeyi verelim değil mi? Evet, Burcu'nun müjdesi. Haberimizi paylaşacağımızı bildirelim. Evet. Çok da detayına girmeyelim. Evet. İzlemelerini diliyoruz. Yine Yeni Yaşam Çoklu Krize Karşı Çoklu Mücadele ile Mithat Sancar'ın yine konuşmasını almış. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP İş Başkanı Mithat Sancar, gerçek darbecinin iktidar olduğunu belirterek kayyumlarla, tutuklamalarla halk iradesine karşı darbe üstüne darbe yapanların, meclisi etkisizleştirenlerin, amirallerin bildirisinden mağduriyet üretmesinin samimiyetsiz olduğunu söyledi. Sancar, 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Eğer gerçekten mağduriyetten kurtulmak istiyorlarsa iktidarı bıraksınlar dedi. Hakikaten 19 yıllık durumunu biraz özetler gibi olmuş. Evet. Her zaman için en ufak bir konuda biz AKP iktidarının aynı zamanda mağduriyet söylemini de görüyoruz. Esip gürledikten sonra canını sıkan en ufak bir şeyde nasıl mağdur olduğundan bahsediyor. Yeni Şafak, Yeni Şafak bugün de bizi şaşırtmadı. Cuntacılar emekli olamaz. Yine Kılıçdaroğlu'nun emekli askerler darbe yapamaz tartışmalar üzerine, aslında muhalefet kanadından gelen böyle bir tartışma üzerine direkt cuntacılar kısmını koymuş ve emekli olamaz diyor. İlle de yargılanacak, ille de biz onların hadlerini bildireceğiz önceki gündemde tutmaya çalışıyor. Kesinlikle gündemde tutmaya çalışıyor. Dün de söylemiştim, aslında böyle bir nefes aldıran, bu kadar gündemin AKP iktidar ve AKP-MHP koalisyonunun bu kadar sıkıştıran, zorda bırakan gündemler arasında nefes aldıran bir gündem oldu. Evet. Bildiri mevzu ve ona tutunmaya çalışıyorlar. Şuradan da bahsedelim, yine Montrö Sözleşmesi muhabbetine dönecek olursak, dün Erdoğan bahsetmişti. Bunda herhangi bir geri adım atmayacağız Montrö Anlaşması ile ilgili. Bugün de aynı şeyi Bahçeli'nin söylediğini görüyoruz. Yine Montrö ile ilgili bir problem olmadığından bahsediyor. Ve bu imzacıların da başının Kılıçdaroğlu'nun çektiğini söylüyor. Evet. Şimdi izleyicilerimize en sıcak döviz fiyatlarını söyleyeyim. Hı hı. Amerikan doları 8.17. Nasıl gizlemeye çalışıyorum. Euro 9.71. 9.71'e kadar evet. Gelmiş. Ben bir süredir evet, takip etmekten. Evet. Yani şimdi ekonomi, bugün az önce bahsettik, Amerikan Türkiye Rusya arasında gidip gelirken 2 milyar dolarlık bir S-400 almasının bedelini herkese ödetiyor. Yani 2 milyar dolar Rusya'ya verildi. Bu bir tarafa, bu bir tarafa. Bunu o küresel güçler arasında nasıl bir çekişmenin konusu olduğu, ekonomiyi nasıl hırpaladığını gösteriyor. Sadece tabii ekonomi küresel güçlerin meselesinden dolayı kötü olmadı. Ama dış borç, döviz arttıkça artıyor, hayat pahalılığı artıyor. Yine katsa yasaları, Amerika'nın Türkiye bürokratlarına, savunma sanayi müsteşarı bürokratlarına uyguladığı o yaptırımlar etkiliyor, piyasayı etkiliyor. İşsizlik almış başını gidiyor ama biz tekaüt olmuş amirallerin bildirisinin nasıl tehdit ettiğini konuşuyoruz. Ya da gazeteler bunu konuşuyor. Aynen, ve binlerce, yüz binlerce insan da bir yandan işsiz kalma tehlikesiyle baş başa. Bir de tabii ki bu mesele var. Evet. Ben
Korkusuz'da Can Ataklı'nın bir haberi var. Can Ataklı, daha doğrusu yabancı basından almış olduğu, Afrin'den almış olduğu bir fotoğraf var. Rejideki arkadaşım ekrana getirebilir. Fotoğrafta Afrin'de veya Elbap'ta, onu bilmiyoruz. Can Ataklı'da onu bilmiyor. Askerler Suriyeli çocuklara bunu öğretiyor demek ki, diyor. Çocuklara kurt işareti yaptırtıyor. Afrin'de. Ve yabancı basında olduğunu söylüyor. O fotoğrafı öyle alındığını söylüyor. Afrin'deki devlet görevlilerinin içerisinde MHP'lilerin çok güvenli büyük, bir bölge yaratacaklar. Evet, güvenli bir bölge orada. Diyor. Nasıl tam kontrolünde yani? Diyor. Tam kontrolünde diyor. Ama bunların içerisinde MHP'lilerin sayısının hayli fazla olduğunu söylüyor Can Ataklı. Bunları diyor kimden öğrenmiş olabilir bu çocuklar diyor. Yani zaten Afrin'le ilgili, oradaki yapılaşmayla ilgili de çok büyük sıkıntılar vardı. Yine basına yansıyan haberlerle birlikte bir TOKİ, bir inşaat şeyi de aynı zamanda akmıştı Türkiye'den oraya ve oraya aslında ÖSO'dan hayatını kaybeden, yaralanan, işte oradaki halkı aslında rahatlatacak çözüm önerileri sunması gerekirken, ki o taleple gitmişti. Güya evet. Suriye'ye, o bölgeye bir barışı sağlamak için gitmişti. Yalnız işte çeteler diyelim ve oradaki insanların, hayatta kalanların yerleştirildiğini aynı zamanda o evlere de basına yansımıştı. Tabii daha ayrıntılı takip etmek gerekiyor ama yıllardır Orta Doğu'da ve Suriye'de olan politikalarını da izlediğimiz zaman ne yazık ki bu da çok şaşırtıcı bir noktada değil bizim için. Evet. Burcu, az önce bahsetmiştik. Senin hazırlamış olduğun bir video var. Onu vereceğiz. Bir de bugün önemli neler vardı senin? Bugün ben takip etmek istedim. Evrenselden yine bir detay haber paylaşmak istiyorum. Detay da aslında dün de birçok gazete, yine internet sitelerinden daha önce girdi, paylaşıldı. Şimdi 10 Ekim davası ile ilgili yeni bir gelişme oldu. Biliyorsunuz 10 Ekim Türkiye'nin başkentinde göz göre göre gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamıydı. Evet. Sınırlardan rahatça geçerek, izlenerek Ankara'ya gelen ve IŞİD'li bombacıların yüzlerce insanı, 104 sonradan ölenlerle beraber 104 kişi hayatını kaybetmişti. 450'nin üzerinde yaralı ve bu katliamdan etkilenen binlerce, on binlerce insan vardı. Çünkü o gün Ankara çok kalabalıktı. Şimdi 5,5 yıldır 10 Ekim davasıyla ilgili devam eden bir süreç var. 5,5 yıldır bu davanın hakkaniyetli bir şekilde sonuca ulaşması için hem aileler, hem avukatlar, hem de tüm Türkiye'den büyük bir kesim çaba sarf ediyor ve gözü kulağı neredeyse her duruşma sırasında oradaydı. Ne oldu buraya? 19 tane sanık getirdiler. Bunlar IŞİD'li, bunları yargılayalım, bu iş bitsin dediler. Evet. 19'una kimice işte öldürmeye teşebbüs, örgüt üyeliği, patlayıcı madde bulundurmak, temin etmek gibi suçlardan kimine yüzlerce yıl hapis cezası verdiler, kimine daha az verdiler ve kapamaya çalıştılar ama her duruşmada, her davada burada kamu görevlilerinin sorumlu olduğu, dolayısıyla hükümetin de bir sorumluluğu olduğu ve buraya dair soruşturmaların devam etmesi gerektiği söylendi ama ne yazık ki mahkeme heyeti değişti ve önceki mahkeme heyeti de birçok klasörü hiç bakmadan çekmeceye koyup gitmişti. Evet. Bir yanıyla çok eksik devam eden bir soruşturmaydı ama burada önemli bir şey vardı. Erman Ekici, Türkiye tarihinde bir ilk, insanlığa karşı suçtan yargılanıyordu örgüt yöneticiliğinden ve Yargıtay'a bu kararları istinaf mahkemesi aynı şekilde onaylandı, bir yüksek şeye taşındı. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da çok bekleme ya da üzerinde inceleme gereği aslında duymadan, hatta istinaf mahkemesinden daha geri bir
pozisyonda bir tebligat name yayınladı. Nedir bu? Evrensel şöyle vermiş, IŞİD'li katliamcılara ceza çok bulundu diye. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim katliam davasına ilişkin hazırladığı tebligatnamede insanlığa karşı suçtan yargılanan Erman Ekici'ye fazla ceza verildiği, sanık Yakup Yıldırım'ın beraat etmesi gerektiği, KES, DİSK, TUMOP, TTB ve 10 Ekim Derneği'nin katliamdan zarar görmedikleri için davaya katılma hakları olmadığı gerekçeleriyle kararın bozulmasını talep etti. Yani bunu nasıl söylemek, nasıl yorumlamak gerekir ama bir yanıyla IŞİD'lileri korumaya çalışan, bir yanıyla da mağdur olan binlerce kişiyi, aileyi, yakını şöyle bir öte ittiren, Ankara'dan şöyle bir öte ittiren bir ne yazık ki anlayış var. Avukat Komisyonu 10 Ekim Avukat Komisyonu'nda şöyle bir yorum yapmış bu haber üzerine. Mağdurların davayı takip etmemesi ve IŞİD'lilere fazla ceza verilmemesi için Yargıtay adeta odaklanmış durumda demiş. Ben de bu konuya ilişki tamamlayıcı bir bilgi paylaşayım. Sinan Ok, Yeni Mecra'nın da yazarlarından KHK'lı bir arkadaş. Aynı zamanda yaralananlardan evet, da. Evet, şunu söylüyor. Bugünkü resmi gazete tweetinde, bugünkü resmi gazetede resmi bir yalan var. 10 Ekim'de sıkılan gaz 55 metre uzaklıkta değil. İkinci katliamın yapıldığı yerin dibindeydi, oradaydı. Yani Sinan Ok, hani canıyla, gözüyle, kulağıyla, bedeniyle ispatlıyor, koyuyor oraya. Ama Yargıtay böyle bir yaklaşımı olabilir. Cezaları evet, zaten çok görebiliyor. Sınırlı sayıda gaz atılmıştı. Yargılanmaya çalışan insanları, IŞİD'lileri, onlara da cezayı ne yazık ki fazla bulmuş durumda. Aslında bu hem 10 Ekim yargılaması süresi boyunca hedef hep sorumluluğu olan gerçek kişilerdeydi. Ne oradaki IŞİD'lilerde, ne giden gelen götüren taşıyan elbette bir parçasıydı ama bu katliam nasıl oldu? 10 Ekim'in sonuçta bir evveliyatı da var. Suruç'la başlayan, HDP mitingiyle başlayan, sonrasında yine devam eden katliamlar silsilesi. Hep birbirleriyle bağlantılı ve okun çıktığı ve yönlendirdiği bir yer vardı aslında sorumluluğu gösteren. Bu çabanın aslında sorumluluktan kaçma çabası da olarak nitelendirmek gerekiyor. Bir de yine küçük bir haber paylaşacağım sizinle. Yine İstanbul Sözleşmesi'nden fesiminden sonra yargılama ve uygulama boyutunda da sıkıntılar yaşandı. Dün bir kiliste dava devam etti. Tecavüz zamanla aklanabilir mi diye vermiş Evrensel yine. Kiliste henüz 15 yaşında istismara maruz kaldıktan sonra hamile kalıp doğum yapan EÖ ile ilgili savcı şikayetin zamanında yapılmadığı için davanın düşmesini istedi. Özlem Zengin'i hatırlayalım. Şikayet vaktinde yapılmamışsa onurlu bir kadın odur, zamanında değil demişti. Yani mantık aynı işliyor. Aynen. Yani siyasetle yargının nasıl paralel yürüdüğünü gösteren bir şey. Ve bir çocuk, 15 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. İnsanlar uğradığı şiddeti, o anki yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddetin baskılarını tek başına atlatamadığı gibi sonrasında da yani üstün yararı aslında gözetilmeyerek aynı zamanda bir de zaten tecavüze saldırıya uğramış çocuğun, istismara uğramış çocuğun bir de bu şekilde cezalandırıldığını görüyoruz. Avukatı İbrahim Halil Değirmencioğlu ise şöyle demiş, neredeyse biz mahkemeden özür dileyeceğiz. Bu duruma düştük demiş. Evet, çok teşekkürler değerli izleyenler. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.